sinema konusunda da yani aslında bu kadar tabii teknolojiyle birebir yürüyen, teknolojiye mahkum olduğumuz yani izleyici alışkanlıkları teknolojiye mahkum. Tabii. Dolayısıyla mesela ben... Ben 60 dakika mesela beni buradan cezbetti. Evet, evet. Daha doğrusu yapma cesareti verdi. Yani dijital platformda 60 dakikalık öyküler izleme meselesi 10. yılına girince ben dedim ki bunları ben 60 dakika yapacağım. Hı. Yani böyle bir izleme alışkanlığı var çünkü. Hı. Peki mesela ben yine şeyleri izlerken, eleştirilerle ilgili eleştirileri izlerken şeye rastladım. Yani şu çok söyleniyor. Mesela 3 şişman hipster, 1 şişman hipster, 1 kadın hipster olma. Diyor ki mesela bence diyor mecrası yanlış. Yani diyor pazarlama ki... Pazarlama ile ilgili konuşuyor. Tabii tabii yani. Şimdi diyor ki ya bak biz mi anlamıyoruz ya da bu insanlar... Şunu yani şu kesinleşti mi? Biraz kafa da karıştı. Mesela işte Yılmaz'ın filmini aynı tabii. anda şeye vermesiyle, doğru, doğru, Netflix'e doğru. vermesiyle kafa. Yani şöyle bir sınıflama var. Bu film sinema salonuna değil de şeye, dijital platforma. Doğru. Bu dijital platformun işi. Bu şeyin işi. Yani bunlar fikir ya. Bunlar ama. Ama bir şey. Yani, bunlar bir şunu şey merak bir anlam ifade etmiyor mu? Onların kafasında bir şey mi var? Format. Ya, bir tanımlamam var bizim bilmediğimiz yani seyirci olarak ya da eleştirme olarak şunu mu söylüyor yani dijital platform burası dijital platforma gitsin hani posta dağıtımı gibi şunlar şu evlere dağıtılsın gibi bir şey mi ifade ettiği şey hani hatırlar mısın bir şey vardır yani straight to video diye bir şey var yani direkt yalnızca video kasete üretilen sinema evet. perdesine çıkmayan evet. filmler için söylenir. Acaba böyle bir anlam ifade eder bir hale mi gidiyor dijital platform? Halbuki değil. Çünkü onlar da çok büyük ve şık, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesele sinema perdesinde ne olacağını karar vermekle ilgili kendini bir yerde hissetmek. Orada problem var. Çünkü ben bunun daha kabasını gösteriyi sinema perdesinde gösterince de yaşadım. Olur mu böyle şey diyor. Ya böyle şey oldu. Çok oldu. Yani 82'de oldu Amerika'da. 84'te oldu. Yani oldu. Bir stand-up gösterisi perdede gösterildi. Bu yepyeni bir şeydi ki. Ya bilmiyorsan bari bilmiyorum de. Olur mu canım sinema perdesinde? Her şeyde böyle bir tuhaf bir kutsallık. Bunu mesela kaseti geri sarıyorum. Söktü bu eleştirileri bir kadın var değil mi? Kaseti geri sarıyorum. Şu şurada olur mu? Bu burada olur mu? Denilen bir dünyada yaşıyoruz ya. Şu anda mesela ben Instagram'da bir tane yemekçi izliyorum. Spangele'nin yanına pilav koyan çocuk. Hani var ya böyle. Var. Böyle işte hoşafla başlıyor. Arnavut ciğeri koyuyor içine falan böyle. Sonra da sunuyor bıyığını buruyor falan. Şimdi böyle bir çocuk var. Şimdi ben çağın şahidi olarak şunu soruyorum. Yani bunlar oluyor da. Onu görme, siz gördünüz mü çocuklar? Bilirsiniz değil mi o tuhaf yemekler? Allah selamet versin. Yani ben bu çağda bunlar oluyor da. Yani bir pirzolayı altına bulama falan onlar oluyor da. Ya her şey oluyor da. Bu film orada olmaz. Vallahi yani bunlar fikir. Bunlar fikir, yöntem ve işin pazarlamasıyla alakalı bir şey. Dijital platform bana gelip teklifte bulunuyor. Uzun yıllardır bir sürü mecrada. Ben kafama yatanı yapıyorum. Dolayısıyla o arkadaşımın yani önerisini şey olarak alıyorum ben. Yani bunları buraya yakıştırıyorum diye düşünüyor herhalde. Okey. Belki de ben de yakıştırıyorum belki ama belki izleme alışkanlıkları açısından yani belki gençler ya yani şöyle şeyler duydum. Bir iki yerde duydum. Yani diyor ki dijital platformda olur. Sinema salonda falan ya da şu şey. Ama mesela ama sineması... Netflix'te de var hikayeler. Bizi biz yapan filmler diye bir evet. şey var belgesel. İzledim onu Dirty Dancing'e başladım. Mesela Dirty Dancing. Dirty Dancing hakikaten bir video zincirinin finanse Bravo. Ettiği ve çok iyi video örnek. Zinciri home video olarak yapılmaya çalışılmış sonra patlamış. Sinemada patlamış bir iş. Peki gel şu seninle ilgili filmlerden bir parçalar var. Yaşa. Onunla bitirelim söyleşimizi görelim. Tiki 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 tiki. Şimdi Türk robot olsa böyle olmaz ki. Yani 20.000 çeşit hareket var bizde. O hareketleri hafızaya kaydedeyim desen bir tane buzdolabı gibi makine olması lazım yanında. Yani böyle robot var mesela.
Ne kadar neşeli bir insandım ya. Ulan zeytinyağı gibi üste çıkma be. Bütün belayı başıma sen açtın. Musibet. Ankara'da. Hayır kardeşim, hayır. Fikri benim adım. Yalıyor bunu herhalde. Doğada bulunan dört element. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Zoruna mı gitti? Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Baba bak, Çanakkale'de çok kalmayacağız değil mi? Turne çünkü bu, biliyorsun. Yani turnenin belli bir programı var ya Sait abi, o yüzden. Öyle köyün ortasındaki. Fışkiye, zoruna mı gitti? Cherokee'lerden istenmeyen tüy. Benim yüzümden de kendi sana... başına işi yapmaya pek alıştın İdris Bey. Unutma, bu ekibin lideri hala benim. Tak maskeyi Kemal ol. Murat nerede? Çıkar Zafer nerede? Vinç gelecek, 1000 lira çık. O zaman ben bunu takayım, başka kafa koyun bana. Gold buttons. I love my wife. I love my children. I have a big stick up my asshole. Honmani bakaranka. Omer ohka. Vakat derunaranan kahiyu bakkayaro. Ben de yok. De ya. Buzağı gibi soyunmuşsun. Ne oldu yavrum seni? İçin mi yandı? Dan Johnson'ın bir lafı var. İngilizce ama. Hayat boş, pompala Johnson. Efendim abi? Kayarsan beklerim. Anlamadım ha. Paten diyorum lan, kayarsan beklerim. Yok yok, kaymam. Kaymam. Bu... Bu son adam var ya, Erşan Kuneri. Of abi. Onunla ilgili bir planım var. Aa, hep vardı. Daha önce de vardı. Vardı ama onu uzun metraj bir macera yapmak yerine... ...o demin dediğim hipster arkadaşı dinliyorum. Dijital platforma Erşan Kuneri yapacağım. Aa. Parasını verirlerse tabii. Evet, Erşan Kuneri maceraları yapmak istiyorum. Ama daha önceden vardı o. Öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Tabii tabii. Ben onun hayatını düşündüm. Çok eğlenceli. Yani biraz dönem olacak şey beni biraz etkiledi. Bu hakikaten bizim ayıbımız tabii ama tabii Amerika'nın çok böyle hani niş bir bölümünde. Bu Dolemite, hatırladın mı Eddie Murphy'nin yaptığı? Çok güzel, Netflix'te var. Herkese beni, tavsiye ederim izlemelerini de. Çok beni, güzel. O beni şöyle çarptı. Ya tam benim uğraştığım adam. Aynen. Çok aynen. Uğraştığım adam. Ben de böyle trash filmler yapan bir kahramanım var, Erşan Kuneri. Hmm. Yani işte erotik komedi, macera, avantür falan. Hmm. Bu adamı 1975 ile 78 arasında ne yaptığını bilmiyoruz. 69'da DJ'lik yapıyormuş. 80'lerde de prodüktörmüş. Hani pornocu muyum ben diyordu ya. Şimdi bir de 75 ile 78 arasını yapacağım. Bunu bir seri yapacağım. Yani hızlı bir şey. 30 dakikalık falan. Onu yazıyorum şu anda, merak eden varsa. Yani merak eden var mı? Peki sinema ne olacak? Çok merak ediyorum ben. Sinemayı gençlere... Senin sineman değil. Sinema ne olacak genel? Vallahi bilmiyorum. Yani hiçbir cazibesini kaybedecek gibi bir şey gibi görünmüyor benim gözüme. Hmm. Çünkü o mekan, yani mekanla çok ilişkili bir şey ya. Yani bu kavgalar böyle taze, anlık ve o anın ticaretinle ilgili kavgalar. Ben mekanların, yani tiyatronun kaybolmaması gibi. Hani ay işte televizyon çıktı, sinemayı öldürecek mi? Ay video çıktı, bir televizyonu öldürecek mi? Yani o onu öldürdü, bu bunu vurdu falan. Yani bu kısmı... ben mekanın, hani o giriyoruz, evimizden kalkıyoruz, seçiyoruz, gidip oturuyoruz daha büyük bir perdede, daha görkemli bir atmosferde, daha yoğun bir sesle. Yani onun öleceğini zannetmiyorum. Peki, biraz yaşlı bir tabirle bitireceğim. Evet. Allah başımızdan eksik etmesin. Ay canım benim.